Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 Eylül davasında savcı Selçuk Kocaman esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Davada gelinen süreçse AKP'nin yol vermesiyle açılan 12 Eylül davasının göstermelik olduğunu ortaya koydu. Darbecileri yargılıyoruz iddiasıyla perdelerini açan tiyatroda 12 Eylül darbesi değil sadece sopası yargılanmaktadır. Davanın kandırmacı amaçlı olduğuna ilişkin açıklamalar doğru çıktı. Senaryo darbenin mimarı ABD tarafından yazılmıştır. Yapım görevi ise BOP eş başkanlığına verilmiştir. 1,5 yıla yakın süreç 12 Eylül davasının bir tiyatro olduğunu ortaya koydu. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya özelinde bir darbe yargılaması yaptığını iddia eden mahkeme, Evren ve Şahinkaya ile ilgili ölüm, işkence iddiası varsa getirin dedi. 12 Eylül'de asılarak idam edilen Erdal Eren, Savcı Doğan Öz ve gazeteci Abdi İpekçi'nin ailelerinin müdahillik talepleri mahkeme tarafından kabul edilmedi. Dava sürecinde il ve ilçelerdeki işkence başvurularının iddia konusu yerde yapılması istendi. 59 il ve ilçedeki yüzlerce başvuruya sessiz sedasız takipsizlik kararları verildi. 12 Eylül davasında ne Türkiye'nin milli ekonomisinin çökertilmesi programı, ne Türk ordusundan 1500 subay ve astsubayın tasfiye edilmesi, ne de idamlar, işkenceler ve insan hakları ihlalleri yer almadı. Süreçten elde kalan tek gerçek, darbecileri yargılıyoruz propagandasıyla AKP'nin iktidarını ayakta tutabilmek oldu.